Devam edeceğiz. Geçen hafta iki ayet okumuş Münafıkun suresinden. Ezan-ı Şerif okunmuştu, yarıda bırakmıştık. Münafıkun suresi demiştik, kıyamete kadar bizlere de seslenen bir sure. Kur'an-ı Kerim açtığımızda bu Münafıkun suresi münafıklara sesleniyor diyerek es geçemeyeceğimiz bir sure. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini burada okuyup kendimizi şöyle bir testten geçirelim demiştik. Münafığın alametlerini okumuştuk. İnşallah kaldığımız yerde bu sohbetimizde devam edeceğiz. Cenab-ı Mevla şöyle buyuruyor. Üçüncü ayet-i kerimeden itibaren devam ediyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. Çünkü onlar, yani münafıklardan bahsediyor Cenab-ı Mevla, niye böyle davrandıklarından bahsediyor. Çünkü onlar ne yaptılar? İman ettiklerini dilleriyle söylediler ama ثُمَّ كَفَرُوا, yaptıkları davranışla küfrü ortaya koydular. Demek ki ne gerekli? Dil ile söylenen sözün hayatta karşılığının görünmesi gerekli. Kitaplara iman ettim. O kitap sana ne diyorsa onu yapmaya gayret etmelisin. Peygamberlere iman ettim. O peygamberler bize ne getirdiyse, bize Allah tarafından ne mesaj ilettilerse onu yerine getirmemiz lazım. O peygamberlerin hayatını bilip ona göre hayatımızı dizayn etmemiz lazım. Sadece camide, hacda, Ramazan'da değil, o peygamberlerin yaşamış olduğu günlük hayatı hayatımıza taşımamız lazım. Bunun örneklerini daha önceki sohbetlerimizde çok verdiğimiz için burada üstünde uzun uzun durmaya gerek yok. Bir peygamber niye insan peygamber olarak gönderilmiş demiş, ayet-i kerimeleri okumuş. Niye melek göndermedi Allah? Çünkü meleğin izinden gidemez, meleği takip edemez. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığında mazeretin olur. Allah'ım ben insanım, sen melek peygamber gönderdin. Ama hiçbirimizin mazereti yok. Allah insan peygamber gönderdi. Niye? Takip edilsin. İzinden gidilsin. Hayatı hayatımıza örnek olsun diye Cenab-ı Mevla. İşte bu münafıklar niye bu duruma düştüler? Geçen hafta ayet-i kerimeyi okumuştuk. Cehennemin en alt tabakasına niye girecekler? Münafık çünkü iki yüzlü adam. Şahsiyetsiz adam. İnancının peşinden koşmayan adam. Geçen hafta ne demiştik? Firavun delikanlı adam demiştik. Niye? İnanmıyorum dedi. İnancı uğrunda elinden gelen her şeyi yaptı. İnancı uğrunda elinden gelen her şeyi yaptı. İki yüzlülük yapmadı. Onun için cehennemin en alt tabakasında ceza görecek olanlar münafıklar, yani iki yüzlüler. Peki niye bu duruma düşmüşler bunlar? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا. İman ettik dediler. ثُمَّ كَفَرُوا. Sonra davranışlarıyla, bu dilleriyle söylediklerini inkar ettiler. İman ettim. Allah Kur'an-ı Kerim'de yalanı emret, yalanı haram kılmış. Adamın hayatı yalanla geçmiş. İki yüz. Allah Kur'an-ı Kerim'de anne baba hakkı yemeyin. Kendi hakkından sonra anne baba hakkını saymış. Anne babası elden ayaktan düşünce huzur evine var. Anne babasından tiksinir hale gelmiş. Ne yaptın sen? Senin iman ettiğin kitap, anne babana öf bile deme diyen bir kitaba iman ettin. Küçükken sana amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi öğretildi. İman ettin o kitaba dedin. O kitap annene babana öf bile deme dedi. Sen onları sokağa bıraktın. Ne oldu? Münafık oldun sen. İki yüzlü adam oldun sen. Verdiğin sözü yerine getirmedin sen. Şimdi ayet-i kerimeleri okuyacağız inşallah. Allah muhafaza, bu
Hayatın her devresinde böyle. Biz münafık derken aklımıza geliyor ki Medine'de yaşayacağız. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatta olacak. Biz de ona yalan söyleyeceğiz. Ona ikiyüzlülük yapacağız. Beş vakit namazı Mescid-i Nebevi'de kılacağız. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine faaliyetle göstereceğiz. Hayır, öyle olsaydı münafıklık Medine'de kalırdı. Değil. Kıyamete kadar devam ediyor. Bu kitap evrensel bir kitap. Bu kitap hem zaman olarak evrensel, kıyamete kadar, hem de yer olarak evrensel. Avustralya'da da aynı, Amerika'da da aynı, Antarktika'da da aynı. Evrensel bir kitap. O halde Kur'an-ı Kerim'in her ayeti bizim evimizin içerisine inmiş gibidir. Medine'de kalmış gibi değildir. Çünkü Allah bu kitabı yaşam kitabı olarak gönderdi. Okunup geçilen bir kitap değil. Yaşanan bir kitap olursa mutlu oluruz. Huzurlu oluruz. Evimizin içine bereket girer. Hayatımıza bereket girer. Hayatımızın bir anlamı olur. Anlamsız bir hayat yaşamayız. İyi ki bu hayatı yaşamışım deriz dönüp baktığımızda. Niye? Yerlerin ve göklerin sahibini buldum ben. Bizi yoktan var edeni buldum ben. Bizi yoktan var edenin emrettiği şekilde yaşamaya gayret ettim ben. İmtihanımı başarıyla vermeye gayret ettim. Gücüm nispetince bu hayatı yaşamaya gayret ettim der. Allah'ın huzuruna da inşallah alnımızın akıyla çıkarız. Peki böyle yaptılar da ne oldu? فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Kalpleri mühürlendi. Kalplerinin üzerine mühür vuruldu. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Artık gerçeği anlamaz bir kavim oldular. Demek ki münafıklık, ikiyüzlülük, inandığı değerleri yaşamamak, işine geldiği gibi yaşamak, işine gelmediğini kenarda bırakmak, kalbin mühürlenmesi. Kalp mühürlenirse ne olur? Allah muhafaza. Her şeyin bittiği andır kalbin mühürlendiği an. Artık ona ne anlatırsanız anlatın, bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Cenab-ı Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi, gökten meleklerin indiğini görse, yerden ölülerin dirildiğini görse gene iman etmez. Bu sihir der. Bu işin içinde bir iş var der. Akıl yürütür, mantık yürütür. Aklınca gerekçeler bulmaya gayret eder. Kendisini ilah edinmiştir. اَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Görmedin mi ey Resulüm, kendisini ilah edineni. Kendi aklını ilah edinir, Allah muhafaza. Artık ona hiçbir şey tesir etmez. Maalesef bunun örneklerini günümüzde görüyoruz. Daha önce yine anlatmıştık ölüm mevzuunda. Annesini eliyle toprağa gömer. Babasını eliyle toprağa gömer. Dün çay içtiği arkadaşını eliyle toprağa verir. Kendi sulbünden olan çocuğunu kendi eliyle toprağa verir. Mezarlıktan çıktığı an yalana devam eder. Gıybete devam eder. Dedikoduya devam eder. Kul hakkına devam eder. Allah muhafaza. Ölüm yokmuş gibi yaşamaya devam eder. Ölümü aklına bile getirmez. Ölüme iman etmiştir. Ahirete iman etmiştir. Dirileceğine iman etmiştir. Ama yaşantısında böyle bir belirti görünmez. Şimdi Cenab-ı Mevla burada ne buyurdu okuduğumuz ayet-i kerimede? Diliyle iman ettim der, yaşantısı bambaşka. Diliyle tamam hepsini kabul ettim. Çok güzel şey bu Kur'an-ı Kerim. Ne kadar güzel. İnsan haklarını savunuyor. Müminlerin haklarını savunuyor. İnsanca yaşamamız için gereken reçeteleri bize sunuyor der. Hayatına bakarsın hiçbir şey yok. Böyle yaptığı için münafık. Şimdi dönüyoruz Tevbe suresine. Tevbe suresinin 75'i ila 80. ayet-i kerimelerini okuyacağız. Bu ayetle alakalı olarak. Münafıkın suresi 3. ayet-i kerimeyle alakalı olarak. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Mevla. وَمِنْهُمْ Onlardan, yani münafıklardan bazıları derler ki
Men ahedallâhe, Allah'a söz verirler. Derler ki, le'in âtâna min fadlihi, Allah bize lütfedip mal, mülk, servet verirse, lenessaddeqanne, muhakkak onu hayırlı işlerde harcarız. Sadaka veririz. Zenginliği şükrüne eda ederiz. Bu günleri unutmayız. Köyde lastik ayakkabıyla gezdiğimiz günleri unutmayız. Mısır ekmeği yanmaya un bulamadığımız günleri unutmayız. Köyden şehre 7-8 kilometre çamurlu yolda yürüyerek gittiğimiz günleri unutmayız. Anamızın, babamızın sabahtan akşama kadar tarlada nasırlı elleriyle çalışıp bize helal lokma yedirmek için nasıl iki büklüm olduklarını unutmayız. Nankör olmayız. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Eğer Allah bize mal, mülk, servet, makam, mevki verirse kesinlikle iyi insanlardan oluruz derler. Kim bunlar? Münafıklar. Verdiği zaman ne yaparlar? فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Allah onlara lütfundan verdiği zaman بَخِلُوا بِهِ Cimrilik yaparlar. Geçmişini unuturlar. Yok günleri unuturlar. Allah servet verdiği zaman servetin üstüne servet kurmaya çalışırlar. Ölene kadar kenarında yetecek parası, malı, mülkü varken öldükten sonra geriden gelecek olan torunu için mal biriktirmeye çalışırlar bu sefer. Hani söz verdin sen Allah, yokken dedin ki Allah'ım bana ver, ben de fakir doyurayım, ben de yetim doyurayım, ben de öksüz doyurayım, ben de yoksul doyurayım, ben de bir yetimin derdine derman olayım dedin, Allah verdi. Çünkü Allah vererek de deniyor, alarak da deniyor. Vermek yani verilerek denenmek de dünyanın en zor imtihanı, olmayarak denenmek de dünyanın en zor imtihanı. Biz hep zannediyoruz ki hastanedekiler imtihan oluyor. Allah yardımcıları olsun. Ne kadar zor durumları var diyoruz. Biz zannediyoruz ki hep fakirler açlıkla imtihan olanlar imtihanda. Zenginler imtihan olmuyor zannediyoruz. Onların durumu çok iyi zannediyoruz. Değil. Öyle bir gün gelecek ki Allah'ın huzuruna çıktığında eğer helal yoldan kazanmamış, helal yola harcamamışsa, zekatını vermemişse, sadakasını vermemişse, akrabasına, eşine, dostuna kol kanat gelmemişse, eyvah keşke dünyada bir dilim ekmeğe muhtaç olsaydım da bu günleri görmeseydim diyeceğimiz bir gün bizi bekliyor. Onun için demek ki yokken Allah'a yalvarıp Allah'ım bana verirsen şunu 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 yapacağım deyip Allah verdiğinde eşini, dostunu, akrabasını, köydeki amcasını, halasını, dayısını unutanlar, dikkat edin, bu münafık özelliği. Nereden geldiğini unutmak münafık özelliği. Parayı bulunca eşini, dostunu unutmak, hemen mahallesini değiştirmek, onları görmezden gelmek, onlarla utanmak münafık özelliği. Allah muhafaza. Ne buyurdu Cenab-ı Mevla? فَلَمَّا آتَاهُمْ İstediniz, dediniz ki Allah'ım mal ver, mülk ver, makam ver, mevki ver, seni unutmayacağım, emirlerini yerine getireceğim dedi. Öğrenciyken falancanın bursuyla okudun sen. Öğrenciyken falancalar senin cebine haçlık koydu, okulu bitirdin. Üniversiteyi bitirince bilmem ne mevkisine geldin, makamı buldun, koltuğu buldun. Herkese yukarıdan bakmaya başladın. Dün beraber mahallede top oynadın.
beraber çile çektiğin, beraber gezdiğin teyzenin oğlunu, amcanın oğlunu, halanın oğlunu, mahalle arkadaşlarını unuttun sen. Kibir hastalığına yakalandın, gurur hastalığına yakalandın, benden büyüğü var mı hastalığına yakalandın, şeytan hastalığına yakalandın. Allah muhafaza. Bakhilu bih, onunla cimrilik yaparlar. Vermezler. Fakiri, öksüzü, yoksulu doyurmazlar. Ve tevellev ve hum mu'ridun, ve onlar her zaman döneklik ederler. Ve tevellev, arkalarını dönüp giderler. Mu'ridun, geriye dönüp bile bakmazlar. Yüz çevirirler. İki tane arkayı dönüp gitme fiili yan yana kullanılmış. Ne demek bu? Bugünün deyimiyle bunlar dönek insandır. Geçmişini unutan insandır. Köyünden utanan insandır. Köyünün çamurundan utanan insandır. Annesinin babasının nasırlı elinden utanan insandır. Fakir akrabasından, eşinden, dostundan utanan, onlarla gezmekten çekinen insandır. Dönek insan. Onun için cehennemin en alt tabakasında yanmaya müstehak insandır. En önemli dönekliği nerede yaparlar? Allah'a söz vermişlerdi. Allah'ın bana da makam nasip et, mevki nasip et, para nasip et demişlerdi de Allah verince Allah'ı unutmuşlardı. Fakirken 5 vakit namaza gidiyorlardı da Allah parayı verince çekin içerisinde, senedin içerisinde, alışverişin içerisinde boğulup kaldılar, camiye gelemez oldu. Sorduğunda çok işim var, çok meşgulüm. Çok meşgulüm hocam, uluslararası ticaret yapıyorum. Bir o toplantıdayım, bir toplantıdayım. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Camiye gidemiyorum 3 aydır, 5 aydır. Bir yere seccade seriyorum. Kılabilirsem kılıyorum, kılamazsam yatsıdan sonra kaza ediyorum. Ne yaptın? Sen helake doğru gidiyorsun. Sa'lebe örneğini verdik daha önce bunu. Peygamber Efendimiz'e bana dua et, zengin olayım demişti. Zenginlik onu helake götürmüştü. Bir vakit namazın senin dünyanın serveti et. Dünyanın serveti senin bir vakit namazın etmez. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı fethetti. İstanbul'u fethetti. Sabah namazında 3 aydır surların dibindeyiz, çok yorgunuz, dinlenelim. Bu sabah namazını da kılmayalım demedi. Sabah namazında hepsi Ayasofya'daydı. Aşçısından savaşanına kadar, malzeme taşıyanından su getirenine kadar, kumandanından en rütbesiz askerine kadar hepsi Ayasofya'nın içerisinde saf olup sabah namazını kıldılar. Bir sabah namazı etmez İstanbul'un fethedilmesi. İstanbul'un fethi Kur'an-ı Kerim'de aman İstanbul'u fethedin diye farz ayetlerden biri değil. Ama sabah namazı farz. Sabah namazı farz. Önceliğimizi ve sonralığımızı iyi tespit edeceğiz. Bunların şahsiyetidir bu, kişiliğidir bu. Yani şahsiyetsizlik nedir bu? Döneklik edenler. Peki böyle yaparlar da ne olur? Münafıkın suresinde okuduk. Allah kalplerine mühür vurdu demiştik. Şimdi Cenab-ı Mevla devam ediyor. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَنَّهُ Allah kendisiyle karşılaşacakları kıyamet gününe kadar onların kalplerine nifak hastalığı yerleştirir. Yani münafıklık hastalığı bunların kalplerine yerleşir. Niye? Bima ahlefullah, Allah'a verdikleri sözden döndükleri için. Ma va'adu ve bima kanu yekzibun, Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için. İki özelliği saydı Allah. Bu iki özelliği nereden hatırlıyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifinden hatırlıyoruz. Geçen hafta okumuştuk. Ne buyuruyordu Aleyhissalatu vesselam? Münafığın alameti 3'tür. 1. Konuştuğu zaman yalan söyler. Verdiği sözde durmaz.
emanete hıyanetlik eder. Bu iki özellik burada var. Üç özelliklerimiz. Bima ahlefullâhe mâ ve'aduh, Allah'a verdikleri sözden dönerler. Ve bimâ kânû yekzibûn, ve yalan söylerler. Yalan söylemek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, Müslüman hırsızlık yapar mı? Şeytana uyup yapabilir. Müslüman zina edebilir mi? Şeytan bir an ayağını kaydırabilir. Bu konuda bir sigorta yok. Allah muhafaza, o ortamlarda bulunmasın. O ortamlarda gezmesin. وَلَا تَقْرَبُ zina, kendisini zinaya götürecek ortamlardan kaçsın. O ortamlara hiç girmesin. Ben kendime çok güveniyorum. Bana bir şey olmaz. Ben hacıyım, ben hocayım, ben şöyle alimim değil. O ortama girme diyor Allah. وَلَا تَقْرَبُ zina. Seni zinaya yaklaştıracak yere adımını atma. Tehlikeli sularda yüzme. Kendine güvenme. Allah bu Kur'an-ı Kerim'de 80 yıl ömrü mabette geçmiş, kendisine ayetler verilmiş birisinden bahsediyor. Dünya hayatına saplanıp kaldığı için köpek gibi can verdiğinden bahsediyor Cenab-ı Mevla. Sen alimlikten, hocalıktan, hacılıktan bahsediyorsun. Allah ayetler verdik diyor. Dünya hayatına fe'ahnede fil ard, dünya hayatına saplanıp kaldığı için köpek gibi canını aldık diyor. Allah muhafaza. Sigorta yok. O sigorta arabanda geçerli, evinde geçerli. Şeytana karşı sigorta ne? Allah'ın haramlarından elinden geldiğince uzak durma. Sigortan bu. Şeytanın dolaştığı sulara girmemek, onun kıta sahanlığına yaklaşmamak. Sigortamız bizim bu. O halde yalan söyler mi? Hadis-i şerif bitirelim. Ey Allah Resulü, şunu yapar mı? Yapabilir, olabilir. Şunu yapar mı? Şeytan ayağını kaydırabilir. Bunu yapar mı? Olabilir. Peki ey Allah Resulü, Müslüman yalan söyler mi? Vallahi mümin yalan söylemez buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yalan söylemez. Kellesinin gideceğini bilse mümin yalan söylemez. Bugün 3 kuruş için yalan söyleyen Müslümanların hali hepimizin gözünün önünde. Aynı mahallelerde yaşıyoruz. Aynı toplumun içerisindeyiz. Az bir şey sıkıştı mı yalana müracaat. Kurtuluş olarak görüyoruz. Allah muhafaza. Münafıklık alameti diyor Peygamber Efendimiz. Sıkışınca yalan söylüyoruz. Allah muhafaza. Elem ya'lemû, şunu bilmiyorlar mı? Verdiği sözden döner dedik. Biz ilk önce kime söz verdik? Müslüman olurken zaten söz verip de Müslüman oluyorsun. Anneden babadan gördüğün için Müslüman oluyorsun ama verdiğin bir söz var senin. Ve o sözü günde belki 50 defa söylüyorsun. Ne diyorsun? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Bu Allah'a verilen bir sözdür. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Yerlerin ve göklerin sahibi O'dur. Beni yoktan var eden O'dur. İmtihan için bu dünyaya gönderen O'dur. Attığım her adımın, alıp verdiğim her nefesin, ağzımdan çıkan her sözün hesabını soracak olan O'dur. O'nun emrettiği gibi yaşayacağım. O ne emrettiyse onu yapacağım, neyi yasakladıysa ondan kaçacağım demektir. Söz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah atılan imzadır sözleşmenin altına. Ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah dedin. Muhammed Allah'ın elçisidir dedin. Gene bir söz verdin. Allah'ım Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır benim önderim, benim liderim, peşinden gideceğim, örnek alacağım insan dedin. De onun hayatını öğrendin mi? Hayatını hayatına geçirdin mi? Burada verilen bir söz var. Bu söze muhalif hareket edersek Allah muhafaza. İşte bu münafıklık alameti. Allah muhafaza. Elem ya'lemû, şunu bilmiyorlar mı? Ennallâhe ya'lemü sirrahum. Allah onların bütün sırlarını biliyor. Bütün gizli hal, hareket, davranışlarını biliyor. Ne kadar münafıklık yaparlarsa yapsınlar,
Nasıl iki yüzlü davranırlarsa davransınlar, kapalı kapıların ardında ne planlar ne tuzaklar kurarlarsa kursunlar, bunu bilmiyorlar mı? Demek istifhamı inkari aslında biliyorlar. Ama Allah nifak hastalığını yerleştirdi ya kalplerine. Bile bile bunu yapıyorlar. Bile bile münafıklık yapıyorlar. Hem Allah'a inanıyor, hem peygamberine inanıyor ama kapalı kapılar arkasında iş çeviriyor. Gizli işler yapıyor. Karanlık yerlerde, kuytu köşelerde iş çeviriyor. Allah muhafaza. Ve necbâhum. Allah onların toplanıp gizli gizli yaptıklarını bilmiyor mu? Ve ennallâhe allâmul guyûb. Allah gizli olan her şeyi en iyi bilendir. Bizi yaratan bizi bilmez mi? Elâ ya'lemu men halak ve huvel latîful kabîr. Yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan yarattığının ne düşündüğünü bilmez mi? Yaratan yarattığının kalbinden geçeni bilmez mi? Ey mümin, ey insan, senin yaratanın senin kalbinden ne geçtiğini bilir. Hani bazen böyle insanın bakışından anlarsınız değil mi? Ya bunda bir sinsilik var, bir şey düşünüyor dersiniz. Bakışından anlarsınız. Birine de bakarsınız dersiniz ki bu çok temiz bir insana benziyor. Bakışından anladım dersiniz. İnsan şöyle bir yüzünden, bakışından, ruh halinden anlaşılır. Kaşlarını çatarsa öfkeli deriz. Hafif gülümserse bugün neşeli deriz. Değil mi? O şeyden Allah da bize bir pay vermiş. İnsanın duruşundan anlarsınız ne ruh halinde olduğunu. Allah senin kalbinden geçen en gizli duyguları biliyor. Ne demek bu? Ey mümin, düşüncene dahi sahip çık demek. Güzel düşün demek. Kötü düşünceleri bırak demek. İnsanlar hakkında düşünürken hep kötü duygular besleme demek. Hep taşın altında bir şey arama demek. Ya bunu yaptı ama bir sebebi olabilir benim kardeşimin diye düşünsen. Güzel düşün, güzel görsen. Kötü düşünen kötü görür. Güzel düşünen güzel görür. E senin ne düşündüğünü bilen bir Allah'ın var. Kalbinden geçeni bilen bir Allah'ın var. Kalbinden kötü bir şey geçtiği zaman Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır. Vesvesedir o. Şeytan damarlarında geziyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de ben size şah damarınızdan daha yakınım buyuruyor. Ama onun karşıtlığında da şeytan damarlarımızda geziyor. Çünkü o yetkiyi aldı Allah'tan. Allah o yetkiyi verdi ona. Kıyamete kadar uğraşacağım onlarla. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim dedi. Ne demek bu? Malla kandıracağım, servetle kandıracağım, mülkle kandıracağım, makamla kandıracağım, parayla kandıracağım, kadınla kandıracağım, kibir hastalığına düşüreceğim, gurur hastalığına düşüreceğim, insanları küçümseteceğim, insanları küçük göstereceğim, insanların peşinden fitne çıkartacağım, laf getirip götürteceğim, gıybet yaptıracağım, dedikodu yaptıracağım, yalan söyleteceğim vesaire vesaire vesaire. Bunlar için Allah'tan yetki aldı. Şeytan yetki belgesiyle geziyor dünyada. Şeytanın elinde yetki belgesi var. Peki bunun panzehiri ne? Bunun panzehiri Allah'ın Kur'an'ını bilip ona göre gardını almaktır. Ona göre savunmaya geçmektir. Peygamberinin hayatını bilip ona göre savunmaya geçmektir. Allah'tan yetki belgesi almış şeytan karşında sen Kur'an'ı bilmez, peygamberin hayatını bilmezsen yetki belgesi olan adama karşı kendini nasıl savunacaksın? Tecrübeli, profesyonel. Sen bu işi amatörce dahi bilmiyorsun. Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı okumayı bırak, sayfasını bile açmıyorsun. Günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Ondan sonra hocam çok günah işledik. Şu duruma düştük, ne yapsak? Profesyonel bir karşında taktisyen var. Ona karşı hiçbir önlem almamışsın ki sen. Senin günaha düşmen gayet normal. Senin bataklık içerisinde yüzmen gayet normal. Senin çoluğunu çocuğunu kaybetmen gayet normal. Niye? Karşında profesyonel ordu var. Sen elinde sapanla taş atıyorsun.
Karşıdakinin tankı var, tüfeği var, füze savarı var. Sen ona karşı taş bile atmıyorsun, taş. Elinde sapan bile almıyorsun. Buna karşı ne yapacağım diye soruyorsun. Allah muhafaza. وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Bu münafıkların bir özelliğini daha sayıyor Cenab-ı Mevla. 79. ayet-i kerime. Neyi okuyoruz? Tevbe suresini okuyoruz. Tevbe suresi 79. اَلَمْ يَعْلَمُوا Bilmiyorlar mı? اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْمَهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَلَّذ۪ينَ Bu münafıklar şöyle kimselerdir. Ne yaparlar bunlar? يَلْمِزُونَ Dil uzatırlar. Bu münafıkların en büyük özelliği. İcraat yoktur, konuşma boldur bunlarda. Birazdan münafıkın suresinde. Süremiz yeterse 4 ve 5. ayet-i kerimelerde onu okuyacağız. يَلْمِزُونَ Dil uzatırlar. En büyük özellikleri budur. Yaşantılarında hiçbir şey göremezsin. Edebiyat boldur bunlar. Konuşurken süslü kelimeler öyle çıkar ki ağızlarında. Aman Allah'ım, hayran kalırsın. Seni öyle bir kandırır, öyle bir yerden gelir. Sen haklısın ya dedirtir sana. Hakikaten öyle. Bu 1400 sene önce böyleydi. Ya bugün zaten bunların bir geçerliliği yok. Ya. Gerçekten doğrudur dedirtir sana. Şimdi diyecekleri gibi. Münafıkların bir özelliği de budur. Bol bol konuşurlar. Bol bol anlatırlar. Bir sabah namazında camide göremezsin. Bol bol konuşurlar. Ramazan'da göremez. Ortalıktan kaybolur. Cenazede göremez. Yetime, yoksula, öksüze, fakire yardım ederken ortada yoktur. Reklam, ama reklamı çok iyi yaparlar. Giyimleri, kuşamları, konuşmaları mükemmeldir. Bu münafıkların en önemli özelliklerinden biridir. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ Bunlar dil uzatırlar. Kime? الْمُطَّوِّعِينَ Müminlerin zenginlerinden olup elinden gelenin fazlasıyla insanlara yardım edenlere dil uzatırlar. Nasıl dil uzatırlar? Adam zengindir, mümindir. Herkese yardım eder, dil uzatır. Der ki ya bu yardım yapıyor ama bunun arkasında bir çıkar var der. Gözden düşünmek için. Halbuki adam bunu halisane yapıyor. Bir fakire, bir yoksula, bir öksüze yardım etmek için yapıyor. Onu gözden düşürmek için elinden geleni yaparlar. Başka el-mudavvi'ine minel mu'minine fi's-sadakat. Sadakalar konusunda bunu yaparlar. Başka kime dil uzatırlar? Vellezine la yecidune illa cuhdehum. Elinin emeğiyle zor zahmet geçinip, zor zahmet bir şeyler kazanıp, alın teriyle zor zahmet bir şeyler elde edip de ondan bir fakire gönderen, yoksula gönderen, yetime gönderen yoksul müminlere de dil uzatırlar. Derler ki, senin yardımınla mı bu işler olacak? Ama senin yardımına ihtiyacın mı var? Senin üç kuruşunla mı bu işler dönecek? Ya zaten ne veriyorsun? Üç lirayla ne olacak diye müminin yaptığı yardımla dalga geçerler. Alay ederler. Müslüman da bilmezse ki onun peygamberi 1400 yıl önce buyurdu ki kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Allah'ın Resulü, benim hiçbir şeyim yok. Nasıl kurtarayım? Bir hurma tanesi ile dahi olsa kendinizi cehennemden kurtarın. Diyen bir peygamberinin olduğunu bilmezse, küçümser mi verdiği bir lirayı? Küçümser mi verdiği bir kuruş? Mümkün değil. Çünkü onun alemlere rahmet olarak gönderildiğine inandığı peygamberi kendi ümmetini cehennemden kurtarmak için her fırsatı değerlendir buyurdu. Bir hurma tanesi ver. O bir hurma tanesi kıyamet gününde senin karşına Uhud dağı gibi çıkacak. Allah onu yanına alıp büyütecek buyurdu peygamberi. Kendini küçümseme. Gücün neye yetiyorsa onu ver.
zenginin verdiği 1 trilyon, senin verdiğin 1 hurma. Kıyamet gününde Allah bunları eş görür. Niye? Herkes gücünün yettiğinden sorumlu da onun için. Ey Allah'ın Resulü, benim evde çoluğum çocuğum aç, yoksul, sefil, ekmek bekliyor, içmeye suyumuz yok. Ben bir hurma tanesini bulsam onu eve götürürüm. Ben bulsam eve götürürüm, ben bu kadar fakirim. Ne yapayım? Nasıl kurtulayım cehennemden? Güler yüzlü ol, cehennemden kurtul. Diyen bir peygamberin ümmetisin sen. Güler yüzlünü, tebessüm etmeyi, insanlarla konuşurken tepeden bakmamayı, onları küçümsememeyi, benim diplomam var, ben üniversite bitirdim, benim yüksek lisansım var ya, bunlarla mı muhatap olacağım? Ben makam mevki sahibiyim, trilyonlar elde ediyorum, yanımda 100 kişi çalışıyor. Asgari ücretle çalışan adam benim hiç muhatabım mı? Şöyle bir uzakta dursun. Diyen bir adamın yakasından tutuyor Peygamber Efendimiz. Güler yüz insanı cennete götürür. Paran yok, malın yok, mülkün yok, verecek hiçbir şeyin yok. Ne yapayım ey Allah'ın Resulü? Güler yüzlü ol. Tebessüm et. İnsanları gördüğün zaman selam ver. Nasılsınız, iyi misiniz diye sor. Cennete gir diyen bir peygamberin ümmetisin. Bunları bilen bir mümin, bunların tersine davranabilir mi? Mümkün değil. Niye? Çünkü taktiği aldın. Karşındaki profesyonel şeytana karşı taktiği aldın. Evet, münafıkların bir özelliği de bu. Zenginle de dalga geçer, fakirle de dalga geçer. Zenginle dalga geçerken, yani yardımsever zengin, sadaka veren, zekat veren, yoksulun yardımına koşan zenginle dalga geçer. Niye? Bu bunu reklam için yapıyor. Bu bunu bir çıkar için yapıyor. Bir çıkarı olmasa vermez. Fitne tohumunu eker. 3-5 tane Müslümanı buldu mu, Müslümanların arasında bunu konuşur. Ne konuşması lazım müminin? Allah malını artırsın. Adam helal yoldan kazanıyor, helal yola harcıyor. Helal olsun. Falanca yere yardım gönderdi, filanca yetime yardım gönderdi, falanca derneğe sahip çıktı. Allah razı olsun. Caminin kilimini değiştirdi, avizesini değiştirdi, temizletti, şunu yaptı. Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Böyle insanların Allah sayısını çoğalsın demesi gerekirken camiyi temizletti ama bunu reklam için yapıyor. Cami cemaatine şirin gözükmek için. Der. Kim der bunu? Bunu münafık der. Çünkü münafığın işi fitne çıkartmak. En büyük özelliklerinden birisi de fitne çıkartmak. Fitne tohumu eker. 4 kişi bir araya geldiğinde fırsatı bulur. Gideyim şunlara bir fitne tohumunu ekeyim. Falanca geçen gün şöyle yaptı, duydunuz mu? Filanca bunu yaptı, gördünüz mü? Fitne tohumunu eker çeker gider onu. Bu münafık adam. Zenginle de dalga geçer, fakirle de böyle dalga geçer. Üstelik bunu konuşurken çok tatlı dille konuşur. Sen onun fitne çıkardığını bile anlamazsın. Hakikaten adam doğru söylüyor ya. Dedirtirsen. Konuşurken nasıl konuşacağını çok iyi bilir. Münafıkın suresinde inşallah bu haftada süremiz yetmezse haftaya devam edeceğiz. Henüz Münafıkın suresini okuyoruz. Daha 4. ayet-i kerimeye geldik. Bir ayet daha okumaya gayret edelim. Ezan-ı Şerife 5 dakikamız var. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. Ne yapar bu münafıklar? Fakirlerle dalga geçer. Sen karnını doyuramıyorsun da senin ne işin var ya? Sen Filistin'i mi kurtaracaksın? Kudüs'ü mü kurtaracaksın? Türkiye'dekinden sana ne? Şundakinden sana ne? Komşundan sana ne? Sen önce bir karnını doyur. Çoluğunu çocuğunu bir garanti al. Bir evini al, bir arabanı al, bir şunu yap, bir bunu yap. Parmağında oynatır. Kim oynattırıyor? Şeytan. Çok iyi biliyor ve kullanıyor. Allah insi ve cinni şeytanlardan bahsediyor. Cinni şeytanlar var, bir de insi şeytanlar. Yani insan şeytanlar var. Kim bunlar? Bunlar fitne tohumu eken herkes. Namaz kılsa da mı? Ne demek namaz kılsa da? Bunlar 5 vakit namazı Mescid-i Nebevi'de peygamberin arkasında kılıyorlar. 5 vakit namazı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam arkasında kılıyordu bunlar. İnsanlar bunları cennetlik zannediyor. Cennetlik diyor diye. Giyim, kuşam, konuşma, ibadet, namaz, tesbih, zikir. Ama bunları yaparken arada bir fitne tohumu atıyorlar. İşte münafıklık bu. Arada bir fitne tohumu ekiyorlar.
Bir hafta bakıyorsun melek gibi adam. Ne kadar güzel. İbadet, zikir, tesbih, namaz, teheccüd. Ama bir hafta içerisinde yarım saatlik fitne tohumu onlar münafık yaptı. Yarım saat. Onun için mümin bunlara prim vermeyecek. Düşüncesine dahi fitne geldiğinde Euzu billahi mineşşeytanirracim diyecek. Ezan-ı şerif okunuyor. Bitirelim ayet-i kerimeyi. Haftaya inşallah devam edelim. Bunların en önemli özelliklerinden biri de neymiş? Feyeshavune minhum. Müslümanlarla, müminlerle alay eder. Müminin her şeyiyle dalga geçer. Müminin namazıyla dalga geçer, haccıyla dalga geçer, ticaretiyle dalga geçer, sakalıyla dalga geçer, cübbesiyle dalga geçer, başörtüsüyle dalga geçer, yürümesiyle dalga geçer, oturmasıyla dalga geçer, misvağıyla dalga geçer. Müminle dalga geçmektir bunların işi. Başka işleri yoktur. Ağzından bir tane duyamazsın kafir de, bu kafir dünyayı yakar. Girdiği yerde 1 milyon kişiyi öldürür, 600 bin kişiyi öldürür. Bunlar ne kadar medeni insanlar. Ya 600 bin kişi öldürmüş, girmiş. Girmiş yüzlerce, binlerce insanı çoluk çocuk demeden öldürmüş. Onlardan konuşurken hocam çok medeniler. Giyinmesini, kuşanmasını çok iyi biliyorum. Oturmasını, kalkmasını çok iyi biliyorum. 600 bin insanı öldürmüş 3 senede, 5 senede, o hiç aklına gelmez. Bu münafıklık özelliği. Aynı Allah'a iman ettiği, aynı kıbleye döndüğü, aynı Kur'an'ı okuduğu, aynı peygamberinin peşinden gittiği mümini de bir kalemle siler. Allah muhafaza. Bunlara dikkat edelim. Ve lehum azabun elim. Ama yaptıkları davranışlar karşılıksız kalmaz. Zannetmesinler ki bu dünyada yaptıkları yanlarına kar kalacak. Fitne tohumu ekip müminleri, Müslümanları birbirine düşürdüm. İki komşuyu birbirine düşman ettim. Babayla oğlun arasını açtım. Karıyla kocayı birbirine düşman ettim. Müminleri birbirine düşman ettim diyerek sevilmesinler. Ve lehum azabun elim. Elim verici bir azap onları bekliyor, buyuruyor Cenab-ı Mevla. Cenab-ı Mevla cümlemize şahsiyet nasip etsin, kişilik nasip etsin, Kur'an'ına ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine sarılıp şahsiyetli bir hayat sürmeyi cümlemize nasip etsin. Amin.